Makro uzmanı ve ünlü yatırımcı Bitcoin fiyat tahminlerinde değişiklik yaptı diye söylüyor. Bakalım ne varmış, ne gibi fiyat tahminleri var, nerede ne değişiklik var. Şimdi bunun üzerine bir konuşacağız. Dante Piero, Rolpal'ın aylık raporu üzerine yorum yaparak dünyanın BTC fiyatının 2024'te 200 bin dolar ulaşabileceği bir senaryoya hazır olmadığını belirtti. Yok canım, hazırdır. Niye hazır olmasın? Burada Raul Pal'ın yakın zamanlı açıklamaları üstüne de konuştuk. 4-5 gün önce falan bazı açıklamalar yaptı. Raul Pal deyince akıllara zannediyorum Solana gelecektir. Solana'ya bayılıyor adam. Sol coin almak gerektiğini ve Solana'nın ne kadar iyi olduğuna ilişkin çok fazla açıklamasıyla bilinir. 1000 dolar gibi fiyatları telaffuz etmekten de hiçbir zaman geri durmamaktadır. Katılıyorum. Raul Paul ne yapacağını burada biliyor. Avax'ı da sevdiğini biliyoruz. Haricinde son yaptığı açıklama XRP üzerineydi. XRP'yi longluyorum, longlamak lazım tarzında konuşuyordu. Tabii buna siz girmeyin. Hani o longluyorum XRP'yi longlayın tarzında konuşuyor. Siz o kısmı görmezden gelin. Sadece aklen şunu bilmek gerekiyor. XRP coin de iyidir. Yapmış olduğu övgülerin tamamı doğrudur. Çok büyük bir rally potansiyeli var. Bu da doğrudur. Longlama topuna girmeyin. Ona bulaşmayın. Sadece spot alımlardan devam edin. XRP'de de, solda da, adı geçen Avax'ta da. Tapero'nun 2025'teki bir sonraki boğa koşusunda kripto para birimi için muhafazakar bir 100 bin dolar aralığı öngörüsünü bildirmişti diyor. Yani şimdi 100 bin dolar çok doğru değil açıkçası. Bunu ben de biliyorum, hani 100 bin dolar fiyat tahmini yaptığını, bunu değiştirmiş. Hani fiyat tahmini değiştirdi diyor. Bu eskisi, hani değişmiş hali buysa değişmiş olmuyor pek, çünkü önceden de söylüyordu bunu. Tabii bu kısım doğru olmayacaktır. Onu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. 2022'de bu tarz söylemler çok fazla bulunuyordu. 2022 ve 2023'ün başında. Bu bilmemekten kaynaklanıyor tam olarak. Öyle söyleyelim. Ya diyebilirsiniz ki adam işte burada yatırımcıydı, şuydu, buydu. Yani bazen işte bilinmiyor. O şekilde sıkıntılar var. Genel olarak Fed'in faiz döngüsünü ya da ETF'leri göz önünde bulundurmak lazım. Tabii o zamanlar ETF yoktu bu adam bunu söylediğinde, ama 2024'te faiz indirimi olacağı belli değil miydi? Hal böyleyken nasıl sadece 2025'te anca 100 bin dolara ulaşabilir diye bir açıklama yaparsın? Bilmiyorum en son ne söyledi. Bakacağız. Şimdi bu noktada yani bu şekilde söylüyor. Fakat diyorum ya, doğru değil. Yani önceden Fed'in faiz indirimleri zaten öngörülebilir şekilde ortalama zaman dilimleri vardı. Bu da bunun doğru olmayacağına yönelik belirgin bir husustu. Piyasanın çoğunluğu Sagen, BlackRock ve Fidelity gibi finans devlerinin başvurularını onaylaması durumunda 2024'ün ilk aylarında boğa koşusunun başlayacağını bekliyor. Muhakkak 2024 Ocak ETF kabulü, 10 Ocak'a kadar maksimum. Nitekim yani 8 Ocak idealize ediliyor. 2024 Mart Fed'in faiz indirim döngüsünün resmen başlangıcı. Nisan'da halving. Tabii faiz döngüsü tek parti değil. Adam mesela Mart'ta indirecek, bir ay boş geçer, bir ay boş geçer, bir ay indirir bence. Mayıs'ta indirir, ondan sonra Temmuz'da indirir falan, bu şekilde tık 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 devam eder. Ha, bu bir kere indirdi bitti gibi bir şey değil. İndirim devam ettikçe BTC'nin durmasına zaten altcoin'lerin imkan yok. Uzman ve deneyimli yatırımcı Tapio, Bitcoin fiyatı konusunda tahminini değiştirdi. Uzmanlar BTC'den ne bekliyor? Uzman yatırımcı Bitcoin fiyat tahminini değiştirdi. Makro uzmanı ve deneyimli yatırımcı Tapio yakın zamanda bir sonraki boğa koşusunda. Bak, bir sonraki boğa koşusu yok dostum. Şu anda boğa koşusu var. Dipten alsaydın Bitcoin'de 3 kat kâr etmiş olacaktın. Solda 10 kat kâr etmiş olacaktın. Avax'ta aynı şekilde 6-7 kat kâr etmiş olacaktın.
Sürekli söylüyorum. Boğa geliyor, yatırımcı anlamıyor. Bak bir sonraki boğa koşsun. Ne bir sonrakisi? Lan Bitcoin ATH'a gidiyor. Şimdi alın. En üst kripto para birimi 100 bin dolarlık bir aralığı tahmin ettikten sonra 2024'te Bitcoin fiyatının 200 bin dolar olacağı bir senaryo dünya hazır değil dedi. Taper Ralpal'ın aylık raporu üzerine yorum yaparak dünyanın BTC fiyatının 2024'te 200 bin dolara ulaşabileceği bir senaryo hazır olmadığını belirtti. Pal'ın raporu Bitcoin piyasasındaki likiditenin yıllık %20 artışını öngörerek Mayıs 2024'te 218 bin dolarlık bir hedef öngördü. Yani Mayıs 2024'te olur mu? Emin değilim. Bence olmaz. Yani Mayıs 2024'te 218 bin dolar. Zannetmiyorum. 2024'te daha ilerisi de olur. Bence. Ama Mayıs da olmaz. Tapir şunları söyledi. 2024'te 200 bin dolar bir Bitcoin gerçek ve yakın bir değişikliği işaret ediyor. Geleneksel para yöneticileri için sıfır maruziyet, kariyer riski oluşturacaktır şeklinde dile getiriyor. Ancak Ralpal, tahminli likidite projeksiyonları açısından çok fazla iyimser göründüğü uyarısında bulundu. Yine de BTC piyasasındaki genel duyguyu tekrarladı ve 200 bin dolarlık hedef için yön olarak doğru olması gerektiğini belirtti. 100 bin dolarlık fiyat hedefini yani şimdi yön olarak doğru. Tapiero da burada şey yapıyor gördüğünüz gibi biraz nasıl diyeyim size politik konuşuyor. Hani yükselecektir ama 200 bin çok değil mi ya falan gibisinden. Bitcoin boğa koşusunu destekleyen temeller. Piyasa çoğunluğu Sagen BlackRock ve Fidelity gibi finans devlerinin başvurularını onaylaması durumunda ilk aylarda boğa koşusunun başlayacağını bekliyor. Bir sonraki tarih 10 Ocak 2024'te ayrıca tarihsel olarak BTC için bir fiyat artışıyla bilinen Bitcoin Halving etkinliği 2024 ikinci çeyreğine planlanmıştır. Evet bakınız Nisan. 24 Nisan olarak öngörülüyor. ABD makroekonomik dinamikleri de kripto ekosisteminde daha fazla likit olmasını desteklemektedir. Çünkü ABD Federal Rezerv yetkilileri 2024 yılında 3 faiz indirme olasılıklarını öngörmüştür. Siz onu 2 ile çarpın. CME FedWatch Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarındaki federal hedef oranına yönelik yatırımcı sentimentini takip eden bir araç olarak Merkez Bankası'nın 31 Ocak 2024 toplantısında değişmeyen hedef oranını seçme olasılığı neredeyse %90 olduğunu öngörmektedir diyor. Yani Ocak ayında statüko korunacaktır diyor ama tabii diğer yani gelecek aylarda bu oran gitgide daha fazla değişecektir. Mart'ta indirim olma ihtimali yüksek. İndirim tarihi yaklaştıkça piyasanın patlaması daha da ilerliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.